Değerli meslektaşlarım, hepinize Ankara'daki Benim Hocam stüdyolarından merhabalar, selamlar. Öğretim yöntem ve teknikleri dersimizin ilk videosu olan öğretim ilkeleri videosuyla beraber artık dersimize başlamış oluyoruz sevgili arkadaşlar. Tanıtım videosunda ayrıntılı bir biçimde bu seneki yol haritamızı, neler yapacağımızı, nasıl ilerleyeceğimizi size çok net bir biçimde anlattım. Dolayısıyla ilk videoda hemen Bismillah diyoruz ve ilk konumuz olan öğretim ilkeleri konusuyla derslerimize başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle tahtamıza dönelim ve bizi ne bekliyor? Öğretim yöntem ve teknikleri dersinin ilk konusu olan öğretim ilkeleri. Hemen ilk uyarımızı yapalım sevgili arkadaşlar. Öğretim ilkeleri konusundan ÖSYM her yıl sınavda ortalama bir soru sormaktadır. Dolayısıyla bu sene yapılacak sınavda da öğretim ilkeleriyle ilgili bir soruyla yine karşı karşıya kalacağız. Dolayısıyla bir soru bizim için son derece önemli bir kavram olarak karşımıza gelecek. Dikkat, ilk uyarımızı bu şekilde yapmış olalım. Peki hocam, nereden başlayalım? Sevgili gençler, bakın. Biz öğretim yöntem ve teknikleri dersine başlarken aslında direkt öğretim ilkeleri dedik ama önce öğretim yöntem ve teknikleri dersinin nasıl oluştuğunu, mantığını bir anlamaya çalışalım. Bunu tanımlarken de şöyle yapacağız. Bir program geliştirme çalışması yapılırken sevgili gençler, programın birbiri ile ilişkili 4 temel unsuru vardır diyoruz. Bunlar nedir? 1. Hedef. 2. İçerik. Yani muhteva, içerik yani muhteva. 3. Eğitim durumları. 3. Eğitim durumları. Ve 4. Programın değerlendirme öğesi olmak üzere bizi 4 temel öğe karşılar. Peki hocam, bunu neden söylediniz? Bu program geliştirmenin konusu değil mi? Evet, program geliştirmenin konusu. Ama öğretim yöntem ve teknikleri dersi sevgili gençler, programın öğelerinden hangisi ile ilişkilidir derse, hangisiyle doğrudan bağlantılıdır derse, öğretim yöntem ve teknikleri dersi programın eğitim durumları öğesiyle doğrudan ilişkilidir. Hocam neden? Çünkü eğitim durumları öğesi programda yer alan nasıl sorusuna cevap verir. Şimdi nasıl sorusu ne demek sevgili arkadaşlar? Mesela bana diyor ki sen bir öğrenci grubuna ya da bir öğrenciye bir hedefi ya da bir içeriği nasıl öğreteceksin? Hangi yöntemi, hangi tekniği, hangi yaklaşımı kullanacaksın? İşte senin buradaki nasıl sorusuna verdiğin cevap öğretim yöntem ve teknikleri dersinin temelini oluşturur sevgili gençler. Mesela ben dersimde anlatım yöntemini mi kullanacağım? Tartışma yöntemini mi kullanacağım? Projeyi mi, problem çözmeyi mi, aktif öğrenmeyi mi, çoklu zekayı mı, yapılandırmacılığı mı ya da beyin fırtınası, İstasyon, görüş geliştirme, bilişsel çıraklık gibi yöntemlerimi kullanacağım. Dolayısıyla sana bir soruda nasıl sorusunu sorarsa aslında burada hangi derse işaret etmiş oluyor sevgili gençler? Öğretim, yöntem ve teknikleri dersine işaret etmiş oluyor. Dolayısıyla programın hangi öğesi ÖYT dersiyle ilişkilidir diye bir soru sorarsa hemen aklımıza ne gelecek sevgili gençler? Eşittir eğitim durumları sorusu gelecek. Peki hocam, öğretim ilkeleri diye bir başlık attık. Yavaş yavaş konuya girmeye çalışalım isterseniz sevgili gençler. Bakın, öğretim ilkelerine niye ihtiyaç vardır sevgili gençler biliyor musunuz? Çünkü öğretim ilkeleri öğrenme öğretme etkinliklerinde etkin bir şekilde rehberdir. Kime rehberdir sevgili gençler, sevgili meslektaşlarım? Kime rehberdir? Doğrudan öğretimi yapan kişi olan öğretmen açısından rehber görevi üstlenir. Bir kere öğretim ilkeleri olmazsa senin etkili,
kaliteli, kalıcı, nitelikli bir öğretim ya da öğrenme gerçekleştirme imkanın ortadan kalkar. O zaman öğretim ilkelerinin en önemli amaçlarının başında ne gelir sevgili gençler? Çok net bir biçimde daha etkili ve nitelikli, daha etkili ve nitelikli bir öğrenme gerçekleştirmek gelir. O zaman öğretim ilkeleri ne için vardır diye bir soru gelirse, bir, öğretmene rehber olmak için, iki, öğretimi ya da öğrenmeyi daha nitelikli ve kaliteli hale getirebilmek için bizim öğretim ilkelerine ihtiyacımız vardır diyeceğiz. Peki hocam, bu öğretim ilkeleri nelerdir? Hatta şöyle başlayalım mı sevgili gençler? Öğretim ilkeleri dediğimizde bizim aklımıza hemen mesela bir, hedefe görelik, bir, hedefe görelik, hedefe görelik ve iki, öğrenciye görelik ilkesi gelsin. Hedefe görelik, iki, öğrenciye görelik ilkesi gelsin. Öğrenciye görelik ilkesini bize şöyle de kullanabilir sevgili gençler, tuzağa düşmeyelim. Öğrenciye görelik diyebileceği gibi çocuğa uygunluk ya da çocuğa görelik ilkesi şeklinde de sorabilir. Tekrar söylüyorum. Bireye uygunluk, öğrenciye görelik, çocuğa görelik gibi ifadelerle de karşımıza gelebilir. Peki soru. Hocam önce hedef mi yoksa önce öğrenci mi? Sevgili gençler sakın ha sakın burada şu tuzağa düşmeyin. Öğretim ilkeleri kapsamında da, öğretim yöntem ve teknikleri dersi kapsamında da benim ilk göz önünde bulundurmam gereken ilke eşittir hedefe görelik ilkesidir. Neden hedefe görelik? Çünkü öğrenme öğretme etkinliklerinde eğer hedef olmazsa herhangi bir uygulamanın gerçekleşmesi mümkün değildir. Bakın hemen ispatlayalım. Şimdi hedef. İçerik dediğiniz öge neye göre oluşturulacak? Hedefe göre. Hedef olmadan senin bir içerik, bir muhteva oluşturabilmen mümkün değildir. Ya da derste kullanacağın yöntem ve tekniği neye göre seçeceksin? Hedefe göre. Mesela sen psikomotor bir becerinin öğretimini gerçekleştirmek istiyorsun. Elinde psikomotor bir hedef var ve bunun öğretimini gerçekleştireceksin. O psikomotor hedefi gerçekleştirirken elinde anlatım var, tartışma var, gösterip yaptırma var. Mecburen hangisini kullanacaksın? Gösterip yaptırmayı kullanacaksın. İşte bak, hedefe göre yöntem, teknik. Ya da kullanacağın ölçme değerlendirme aracı. Kullanacağın ölçme değerlendirme aracını doğrudan hedefe göre tercih etmek zorundasın. Yani aslında sana şunun mesajını veriyor. Diyor ki, hedef bizim yol gösterenimizdir. Eğer hedef olmazsa ne muhteva, ne yöntem teknik, ne de değerlendirme sürecinin sağlıklı bir biçimde işlemesi mümkün olmaz. Dolayısıyla bizim için ilk sırada her zaman ne gelmek zorunda sevgili gençler? Hedefe görelik ilkesi gelmek zorundadır diyeceğiz. Hafızaya attık, tamam. Peki yola devam. Hemen ikinci ilke ne geliyor? Sevgili gençler hedef. Hedeften hemen sonra öğrenci. Şunu lütfen notlarına hemen ekle. Eğer sana bir soruda öğrenciye görelik ilkesini soracaksam hemen aklına öğretimin bireyselleştirilmesi ilkesi gelsin. Nedir öğrenciye görelik? Öğretimin bireyselleştirilmesi ilkesidir. Peki hocam, öğretimin bireyselleştirilmesinden kastınız nedir? Şunu lütfen unutma. Eğer bir öğretmen öğrenme öğretme etkinliklerinde öğrencilerinin ilgi, ihtiyaç, yetenek, gelişim özellikleri ve öğrenme stillerine göre bir öğretim yapıyorsa burada
öğrenciye görelik ilkesini kullanmış olur. Hemen şu soruyu sorar mısınız kendinize? Sence bir öğretmen öğrencinin ilgilerine, ihtiyaçlarına, yeteneklerine, gelişim özelliklerine göre bir öğretim süreci belirliyorsa bu nasıl bir öğretim yöntemidir? Çağdaş bir öğrenme anlayıştır sevgili gençler. Dolayısıyla hemen şu bağlantıyı kur. Eğer öğrenciye görelik ilkesini kullanıyorsan sen çağdaş öğretim sürecine göre ne yapmış oluyorsun? Hareket etmiş oluyorsun. Hocam nasıl? Mesela sınıfında görsel, işitsel, dokunsal farklı öğrenme stillerine sahip öğrenciler var. Şimdi sen dersini işlerken görsel öğrenen için PowerPoint, işitsel öğrenenler için anlatım, dokunsal öğrenenler için model ve numunelerden yararlanıyorsan her öğrencinin özelliğine göre öğretim yapmış olursun. İşte her öğrencinin özelliğine göre bir öğretim yaparsan neyi kullanmış olursun? Öğrenciye görelik ilkesini kullanmış olursun. Ya da yapılandırmacılık, proje tabanlı öğrenme, problem çözme, aktif öğrenme, çoklu zeka gibi çağdaş yaklaşımların tamamı öğrenciye görelik ilkesine uygundur. Ya da bir öğretmen dersini işlerken öğrencilere konuyla ilgili seçme hakkı veriyor. Seçme hakkı. Yani öğrenciler istedikleri konuyu ya da istedikleri görevi seçebiliyorlar. Sen burada öğrencinin ilgilerini, ihtiyaçlarını ne yapmış oldun? Önemsemiş oldun. İşte bunu önemsediğin an aslında sen çok net bir biçimde ne yapmış oldun sevgili gençler? Öğrenciye görelik ilkesini önemsemiş ve kullanmış oldun. Hemen şunu lütfen notlarını al. Sana bir soruda öğrenciye görelik ilkesini eğitimde en etkin destekleyen, bak en etkin destekleyen yöntem, metot hangisidir diye bir soru sorarsa hemen aklına farklılaştırılmış öğretim gelsin. Unutma, öğrenciye görelik ilkesini eğitimde en fazla destekleyen yaklaşım farklılaştırılmış öğretimdir. Çünkü farklılaştırılmış öğretimde her öğrencinin bireysel özelliğine göre yöntem, teknik, yaklaşım seçimi yapılır. Dolayısıyla evet, bütün çağdaş yaklaşımlar çok önemlidir burada sevgili gençler. Kabul. Hiçbir eleştirim yok. Ama en fazla, en çok, daha çok gibi sorularda öğrenciye göreliği en fazla destekleyen yaklaşım eşittir. Farklılaştırılmış öğretim olarak ne yapılabilir? Tanımlanabilir diyeceğiz. İki, bak sana öğrenciye görelik ilkesini sorarken bazen biz düzeye uygunlukta diyoruz ya sevgili gençler, düzeye uygunluk. Mesela çocuğa gelişim özelliğinin üstünde bir yük bindirdin ya da görev verdin. Yani sen örneğin bir okul öncesi çocuğu var sevgili gençler. 36-72 ay. Bu okul öncesi çocuğunun henüz ince motor kas koordinasyonu tamamlanmadı. El göz koordinasyonu tamamlanmadı. Sen bu okul öncesi çocuğundan iğnenin deliğinden ipliği geçirmesini istersen ya da ince bir düğme deliğinden düğmeyi geçirmesini istersen, boncukları parmakları arasında tutmasını istersen aslında ondan yapabileceğinden daha fazla bir şey istemiş olursun. İşte bak, sen ondan yapabileceğinden daha fazla bir şey istediğin zaman aslında düzeye uygun davranmadığın anlamına gelir. Ve ne olur biliyor musun? Eğer sen bu çocuğa yapabileceğinden daha fazlasını istersen bu çocuk belli bir yerden sonra öğrenilmiş çaresizlik duygusunu yaşar. Dolayısıyla eğer öğrenciye görelik ilkesini etkin bir biçimde kullanmıyorsan çocuklarında öğrenilmiş çaresizlik duygusunun oluşması son derece olağan bir durumdur sevgili gençler. Lütfen buna dikkat edelim. Peki bana şöyle bir soru sorarsa, Türkiye öğrenciye görelik ilkesini kullanıyor mu? Evet. Nasıl evet? Çünkü biz özellikle 2006 yılından itibaren çağdaş eğitime geçtik.
Dolayısıyla çağdaş eğitime geçişle birlikte öğrenciye görelik ilkesi bizim için ne yapılmaya başlandı sevgili gençler? Son derece etkin bir şekilde önemsenmeye, kullanılmaya başlandı. Dolayısıyla hedefe görelik temel ilkemiz, ikinci ve bizim için en önemli ilkemiz de ne olarak geçecek? Öğrenciye görelik ilkesi olarak kabul edilecek. Hemen notlarımızı aldık, hafızaya attık. Hadi bakalım yola devam. Ne geliyor? Hemen benim üçüncü ilkem gelsin. Üçüncü ilkem. Adı açıklık ilkesi. Açıklık. Diğer bir adıyla ayanilik ilkesi. Açıklık. Ayanilik. Hatta bunu sadelik ilkesi olarak da kullanabiliriz. Açıklık. Ayanilik. Ya da sadelik ilkesi. ÖSYM'nin sevdiği öğretim ilkelerinden bir tanesidir sevgili gençler. Hemen sesinizi duyar gibiyim. Hemen şunu söylüyorsunuz. Hocam evet çok güzel söyledin ama ben açıklık ayanilik ilkesiyle somuttan soyuta ilkesini sorularda bazen karıştırabiliyorum. Dediğinizi duyar gibiyim. Dolayısıyla en çok karışabilecek iki ilkelerimizden karşılıklı olarak baktığımızda açıklık ve somuttan soyuta gelecek. Ama bak, yüreğini ferahlatmak için söyleyeceğim bir şey olsun bu önce. ÖSYM bana bir soruda açıklığı soracaksa, açıklığı genellikle sevgili gençler şöyle soruyor. Bir öğretmenin kullandığı dil diyor. Dil. Nasıl olmalı diyor. Öğretmenin kullandığı dil açık, net, anlaşılır olmalı diyor. Bir öğretmen dili açık, net, anlaşılır bir biçimde kullanmıyorsa zaten açıklık ilkesi otomatikmen burada ne olur sevgili gençler? İşlevini kaybeder diyor. Mesela eski Türkçe ile konuşan öğretmenlerimiz var. Öğrenciler için dil anlamında çok da net bir ifade oluşturmuyor. Ya da bölgesel anlamda kullanılan kavramları, içerikleri kullanan öğretmenlerimiz var. Açıklığa uygun değil. Şivesel farklılıklar var. Açıklığa uygun değil. Mesela bir öğretmen diyor ki ben yazın bol bol çimerim. Çinmek. Çinmek kavramı özellikle İç Anadolu bölgesinde yüzmek ya da banyo yapmak anlamında kullanılabilir ama sen bunu Türkiye'deki herhangi bir öğrenci grubuna anlattığın zaman anlam taşımayabilir. Dolayısıyla çinmek demeyeceksin. Ne diyeceksin? Yüzerim ya da banyo yaparım diyeceksin sevgili gençler. Ya da mesela işte fevkaladenin fevkinde bir ders anlatımı olmuş. Fevkaladenin fevkinde ifadesi bu ders anlatımının güzel olduğu anlamına gelebilir. Ama çocuk için fevkaladenin fevkinde ifadesi dil anlamında bir anlam taşımıyor olabilir sevgili gençler. Onun için şivesel farklılıklar, yöresel, bölgesel terminolojiler ve eski Türkçe'ye dayalı yapılan konuşmalar öğretim süreci içerisinde açıklık ilkesine uygun değildir sevgili gençler. Ne diyoruz biz? Bir öğretmen karşısındaki öğrencinin anlayabileceği şekilde dili kullanmalı. Dolayısıyla bizim programımızda ortak beceriler içerisinde yer alan bir hedef vardı. Türkçeyi etkili, doğru, güzel konuşma diye. İşte sen iyi bir öğretmensen, iyi öğretmen karşısındakine çok net biçimde anlatması gerekeni anlatabilen öğretmendir. Bunun ilk şartı da neyin açık olması sevgili gençler? Dilin açık olması. Unutma, ÖSYM dilin açık olmasını sever. Hemen. İki. Bir de bunu nasıl sorabiliyor biliyor musunuz? Diyor ki, öğrenme öğretme etkinliklerinde. Evet. Diyor ki, öğretime katılan duyu organı sayısı arttıkça öğrenmenin açıklığı artar diyor sevgili gençler. Bak,
Öğretime katılan duyu organı sayısı arttıkça, dikkat et, duyu organı sayısı arttıkça öğrenmenin açıklığı artar diyor. Şimdi burada en spesifik örneği size materyal geliştirme dersinde özellikle Ali Birol hocamın videolarında anlatacağı bir içerikte göreceksiniz. Ne o içerik biliyor musunuz sevgili gençler? Amerikalı eğitim teknoloğu Edgar Dale tarafından oluşturulan bir koni var. O koninin adı yaşantı konisi. Yaşantı konisinde diyor ki öğretime katılan duyu organı sayısı arttıkça açıklık, anlaşılırlık artar diyor. Mesela diyor model ve numunelerle öğrenilen yaşantılar, dramatizasyonlarla, gösterilerle, gezilerle, sergilerle, TV'lerle hareketle edinilen yaşantılar, radyo, plak, kaset çalar, CD ile edinilen yaşantılar diyor. Yani diyor ki koni de yukarı doğru çıktıkça duyu organı katılımı azalır. Duyu organı katılımı azaldıkça öğrenmenin açıklığı, anlaşılırlığı ne yapar sevgili gençler? Ciddi biçimde düşer diyor. Mesela çok daha net biçimde sen şu anda benim ders anlatımımı herhangi bir şekilde sadece ses kaydıyla dinlesen, yani beni hiç görmesen, tahtayı hiç görmesen, slaytı hiç görmesen, sadece kulağına taktığın kulaklığı sadece duyuyorsun. Sadece hangi duyu organına hitap ediyorum? İşitme duyu organına hitap ediyorum. Ama bak hem gör hem işit. Daha etkili ve anlamlı bir öğrenme olmaz mı? İşte şu anda senin bilgisayarın başında beni görmen, tahtayı görmen, sesimi duyman, öğretimin açıklığını ne yapıyor sevgili gençler? Çok daha net biçimde arttırıyor. İşte bunun için unutma, öğretime katılan duyu organı sayısı arttıkça öğrenmenin açıklığı, anlaşılırlığı, anlamlılığı artar diyeceğiz. Dolayısıyla açıklığı sana sorarken bir, buradan sorabilir ki burayı daha fazla sever. İki, öğretime katılan duyu organı soyusundan ne yapabilir? Sorabilir, karşımıza getirebilir. Peki hocam, hemen şunu der gibisiniz. Hocam, ama somuttan soyuta da İşte bir şey somutlaştırıldığında açıklığı artmış olmuyor mu hocam? İşte ben burayı karıştırıyorum dediğinizi duyar gibiyim. Dur. Şimdi bana dikkat et. Şimdi somuttan soyuta da özellikle aklınıza bir gelişim kuramcısının gelmesini istiyorum. Kim? Piaget. Piaget'in gelişim dönemlerinde sevgili gençler çok önemli bir yaş aralığı var. Piaget diyor ki ben diyor 6-11 yaş aralığından bahsedeceğim diyor. Soruyoruz ne var 6-11 yaşta? Piaget diyor ki bak 6-11 yaş arası çocuğu bana göre gelişimsel anlamda somut işlemler dönemindedir diyor. Tamam. Somut işlemler dönemi. Yani diyor ki bu dönem çocuğu ancak kavramları ona somutlaştırırsan öğrenir diyor. Somutlaştırırsan öğrenir diyor. Eğer diyor sen kavramları bu dönem çocuğuna somutlaştırmazsan bu çocukların bu kavramları öğrenebilmesi bizim açımızdan zaten mümkün değildir diyor. Hemen hatırla, hatırla bak çok basit bir örnek vereceğim sana. Şöyle ilkokul dönemine bir geri dön. İlkokul. İlkokul birinci sınıfa geri dön. İlkokul birinci sınıfta rakamları öğrendin. Sonra sayıları öğrendin değil mi? Hatırla. Hemen şunu hatırlıyor musun? Sınıfta rakamları öğrenirken fasulye, boncuk, nohut, abaküs kullanırdık. Fasulye, boncuk, nohut, abaküs kullanırdık. Niye kullanıyorduk bu fasulye, boncuk, nohut, abaküsü? Oradaki soyut olan rakam kavramını aslında somutlaştırmaya çalışıyorduk sevgili gençler. Dolayısıyla fasulye, boncuk, nohut, abaküs kullanımı, çubukların kullanımı bizim için çok net bir biçimde somutlaştırma kavramının örnektir. Ya da sen öğretim yaparken, şimdi sınıfta öğrencine tam, yarım ve
çeyrek kavramlarını öğretiyorsun. Şimdi tam, yarım, çeyrek. Soruyorum, tam, yarım, çeyrek kavramlarını öğretirken şöyle öğrenen var mı aranızda sevgili gençler? Bir bütün tamdır. Bütünün yarısı yarımdır. Yarımın yarısı çeyrektir. Şimdi ben böyle anlatayım diyelim ki. Ben böyle anlattığım zaman zihninde o dönem çocuğunun herhangi bir şey oluşturması aslında mümkün değildir. Ne yapıyordu öğretmen? Hatırlayın sevgili gençler. Öğretmen sınıfa tam, yarım, çeyrek kavramlarını öğretirken ekmek getiriyordu, elma getiriyordu, pasta getiriyordu, muz getiriyordu. Tüm çocukların gözü önünde o bir ekmeği önce gösteriyordu. Diyordu ki bir bütün. Bakın bir bütün. Sonra çocukların gözünün önünde o bir bütün ekmeği ikiye bölüyordu. İşte orada çocuk bütünün yarısı kavramını, yarım kavramını, soyut olan yarım kavramını ne yapıyordu aslında sevgili gençler? Çok net bir biçimde somutlaştırıyordu. Daha sonra o yarımı da tekrar ikiye bölerek çeyrek kavramını ortaya koyuyordu ve o çeyrek kavramı ne yapıyordu çocuğun zihninde? Somutlaşıyordu. Ahlak, din ile ilgili kavramlar, demokrasi ile ilgili kavramlar, bunlar çocuk için dönemsel anlamda nasıldır sevgili gençler? Soyuttur. Senin burada soyut olan o kavramları somutlaştırman hangi öğretim ilkesine örnektir mantıken baktığında? Somuttan soyuta ilkesine örnektir. E peki hocam, şimdi açıklıkla somuttan soyutayı ayırt ederken bana hala ipucu vermediniz. Vereyim sana bir ipucu. Bak, açıklıkta sen zaten senin için somut olan bir şeyi, dikkat et, somut. Buradaki somut ne demek sevgili gençler? Bildiğin, farkında olduğun, öğrendiğin, anlamlandırabildiğin anlamına gelir. Sen zaten somut olan bir şeyi eğer öğretim yardımı ile daha somut hale getirebiliyorsan, daha somut hale getirebiliyorsan bu ilkenin adı açıklık ilkesi olarak kabul eder. Şimdi sen demokrasiyi biliyorsun, sen etiği ahlakı biliyorsun, sen din ile ilgili kavramları biliyorsun. Ben sana bunlarla ilgili bir anlatım yaptığım zaman, örnek verdiğim zaman, açıklama yaptığım zaman senin için o somut olan kavram ne olmuş oluyor? Daha somut hale gelmiş oluyor. İşte açıklığın temelinde bu var. Somutu daha somut hale getirebilmek. Ama bak, somuttan soyuta kavramında çocuk için ele alınan kavram soyut sevgili gençler. Soyut. Bilmediği, farkında olmadığı, tanımadığı, anlamlandıramadığı bir kavram. Soyut bir kavram. Şimdi sen çocuğa demokrasi kavramını anlatıyorsun. Demokrasi. Demokrasi için diyorsun ki demokrasi halkın kendi kendini yönetme şeklidir diyorsun. Çocuk diyor ki halk yönetme kendi kendini. Çocuk için hiçbir anlamı yok. Çünkü demokrasi kavramı çocuk için nasıl bir kavram? Soyut bir kavram. Ne yapıyor bizim öğretmenimiz? Soyut olan bu demokrasi kavramını somutlaştırabilmek için sınıfta başkanlık seçimi yaptırıyor. Başkanlık seçimi. Başkanlık seçiminde her öğrenci gidip oy kullanmıyor mu? Doğrudan demokrasiye söz sahibi olmuyor mu? Kimin başkan olacağı konusunda karar verici olmuyor mu? Bak, demokrasi kavramı, yani soyut olan kavram, başkanlık seçimi örneğiyle ne yaptı? Somutlaştı. İşte burada anlamlı hale geldi. Daha sonra sen şunu yap. Sen soyut olan demokrasi kavramını başkanlık seçimiyle somutlaştır. Sonra demokrasinin tanımını yap. Hocam burada soyuttan somut oldu. Hayır. Bak, demokrasi kavramını somutlaştırdın. Başkanlık seçimi, sonra tanımını yaptın. Sonra tanımını yaptığın zaman ne yapmış oldun? Somuttan soyuta. Biraz daha netleştireyim sana. Bak, sen demokrasi kavramı soyuttu. Başkanlık seçimi yaptırdın. Başkanlık seçimiyle o kavramı somutlaştırdın. Akabinde demokrasi kavramının buradan yola çıkarak tanımını verdin. Tanım
neydi? Soyuttu. Öğretim nereden nereye gelmiş oldu? Somuttan soyuta gelmiş oldu. İşte dolayısıyla burada açıklık ile somuttan soyutayı karıştırma, çok net bir fark var. Soyut olan bir kavram somutlaştırılıyorsa, çocuk için anlamlı hale getiriliyorsa somuttan soyuta, zaten somut olan bir kavram daha somut, daha açık, daha anlaşılır hale getiriyorsa ilkemiz adı ne olarak geçiyor sevgili gençler? Açıklık ilkesi olarak geçiyor. Bu arada açıklığı sana sorarken nereden de sorabilir? Dilden de sorabilir. Somuttan soyutayı sana sorarken nereden sorabilir? Gelişimsel süreçlerden sorabilir. Bunu da lütfen unutma. Tamam? Bir fırsat çekeyim, dur. Nefesim yetmedi. Evet. Anlaşıldığını düşünüyorum. Çok net, çok somut bir şekilde bunu size vermiş olduk sevgili gençler. Hemen 5. ilkemize doğru yol alalım. Ne geliyor bakalım bize? Yine çok önemli bir ilke geliyor sevgili gençler. Bu önemli ilkemizin adı yaşama yakınlık ilkesi olarak geçiyor. Yaşama yakınlık. Yaşama yakınlık ilkesi sevgili gençler şöyle de sorulabilir. Dikkat et. Hayatilik ilkesi olarak geçer. Hayatilik ilkesi olarak geçer. Şimdi peki, ben yaşama yakınlık dediğimde ne arayacağım? Çok basit bir şey ara sevgili gençler. Bak, sana bir soru da yaşama yakınlık der isem hemen orada pragmatizm ara. Pragmatizm. Pragmatizm, kelime anlamı eşittir faydacılık. Faydacılık. Kelime anlamı eşittir yararcılık olarak geçiyor. Peki, hocam ne demek pragmatizm? Bak diyor ki, çok basit bir örnek anlatayım sana. Çok basit bir örnek. Sen eğer okulda öğrendiğin bir bilgiyi, günlük yaşamında kullanabiliyorsan, günlük yaşamında onu işlevsel hale getirebiliyorsan, yani o bilgi günlük yaşamda kullandığın için sana fayda sağlıyor ise, işte bu ilkenin adı eşittir yaşama yakınlık ilkesi olarak geçer. Dolayısıyla yaşama yakınlığın çıkış noktası faydadır, yarardır. Neyin yararı? Okulda öğrendiğimi günlük yaşamıma yansıtmamın yararı olarak geçer. Unutma lütfen, tamam? Pragmatizm eşittir fayda. Mesela çok basit bir örnek. Kalem attım aşağı. Çok basit bir örnek sana. İlkokul birinci sınıfta biz ne öğreniyoruz? Okuma ve yazma konusunu öğreniyoruz. Okuma ve yazma. Sana soruyorum, sen bu okuma yazmayı öğrendikten sonra bunu günlük yaşamında kullanıyor musun? Evet, al sana yaşama yakınlık. Sen matematiksel becerileri, özellikle 4 işlem becerilerini, matematiksel becerileri, toplama, çıkarma, çarpma, bölme, gidip günlük yaşamında kullanıyor musun? Evet, al sana yaşama yakınlık hayatilik. Yani bu bilgi senin için işlevsel oluyor anlamına geliyor. Hemen şunu sorabilirsin. E hocam, işimize yaramayacak şeyler de öğreniyoruz. İşte onlar yaşama yakın değil sevgili gençler. Mesela havuz problemleri. Cem Yılmaz da bir ara bununla ilgili çok gündem yapıyordu hatırlarsan. Acaba ne işime yarayacak? İşte bir havuzu aynı anda 2 musluk doldururken diğeri neden boşaltıyor? E ben bunu kullanmayacağım. Bunu kullanmayacaksam, günlük yaşamda benim işime gelmiyorsa, benim için işlevsel değilse, o zaman yaşama yakınlık yok. Çünkü bana ne sağlamıyor? Fayda sağlamıyor sevgili gençler. Fayda sağlamıyor. Oradaki fayda ne? Burada öğrendiğimi günlük yaşamda kullanmam. Bunun için okuma yazma, matematiksel işlemler, etkili iletişim, sosyal kurallar, din ile ilgili çeşitli değerler, birçok kavram günlük yaşamla aslında nedir bizim için? İlişkilidir diye bir ifademiz olabilecek. Şimdi
Siz çok hatırlayamazsınız belki. Bizim dönemimizde ev ekonomisi dersi vardı sevgili gençler. Ev ekonomisi. Ev ekonomisi dersinde bize yemek yapmayı öğretirlerdi. Bize işte çorap katlamayı öğretirlerdi. Şimdi o zaman derdik ne? Hani ne? Ne işimiz çorap katlama? Ne kadar önemliymiş meğerse. Çorap katlama, bir şeyi katlama becerisi, yemek yapabilme becerisi, makarna yapardık mesela sevgili gençler. Fırın çalıştırmayı öğrenirdik. Dolayısıyla bunlar aslında hayatın içinde var olan beceriler. Dolayısıyla sana günlük yaşam işlevselliğini sorarsa hep aklına ne gelsin? Yaşama yakınlık gelsin. Mesela hepinizin öğretmenlik mesleğinde yaşayabileceği ciddi bir problem var sevgili gençler. Ne o biliyor musunuz? Üniversitelerin eğitim fakültelerinde eğitim alan meslektaşlarım ya da formasyon eğitimini tamamlayarak öğretmenlik yeterliliğini hak eden arkadaşlarım. Şimdi siz okullarda, üniversitelerde bir eğitim alıyorsunuz. Evet. Fakat üniversitede aldığınız eğitim mesleğe gittiğinizde bir bakıyorsunuz ki gerçekten çok farklı. Yani benim 2006 Şubat döneminde bir atamam var sevgili gençler. Atandığım yerde çok net bir biçimde soba yakmak zorundasın. Su taşımak zorundasın. Müdür yetkili öğretmen olmak zorundasın örneğin. Dolayısıyla sen tamam güzel, soba nasıl yakılır? Hangi eğitim fakültesi bunun eğitimini veriyor? Ya da çocuklarla birleştirilmiş sınıflarda öğretim yapmak zorundasın örneğin. Bunun öğretimini nasıl yapacaksın? Ne kadar bu konuya hakimsin? Dolayısıyla üniversitede aldığın eğitim senin için mesleki anlamda işine yaramıyor ise sen yaşama yakın bir eğitim almamış oluyorsun. İşte bunun için çok değerli bir öğretim uygulaması olarak tanımlanabilir diyeceğiz. Bak, uyarıma lütfen çok dikkat et. Sana bir soruda yaşama yakınlıkla ilişki kurdurursa, yaşama yakınlık programın işlevselliği ile ilişkilidir. Programın işlevselliği ile ilgilidir. Yaşama yakınlık düşünme becerilerinden yansıtıcı düşünme ile ilişkilidir. Yansıtıcı düşünme. Öğrenilen bilginin yaşamda kullanılması. Bir öğretim yöntemi ya da ölçme, değerlendirme aracı olarak otantik öğrenme ile ilişkilidir. Otantik öğrenme ile ilişkilidir. Yani aslında şuradaki işlevsellik de yansıtıcı düşünmede, otantik öğrenmede, üçü de bizim için bilgiyi nerede kullanmak sevgili gençler? Bilgiyi yaşamda kullanma, yaşamda kullanmakla doğrudan alakalıdır. Otantik öğrenme, otantik değerlendirme, öğrenilen bilginin günlük yaşamda kullanılıp kullanılmadığının değerlendirilmesidir. Bak yine günlük yaşam. Sen bunu öğrendin. Ama hayatında kullandın mı, kullanmadın mı? İşte bunun adı otantik öğrenme ya da otantik değerlendirme olarak ne yapabilir? Geçebilir diyeceğiz. Hafızaya attım, önemli. Hocam, bazı sorularda ben şey görüyorum diyor bizim arkadaşlar. Ne görüyorsun? Diyor ki, mesela transfer ilkesini görüyorum diyor. Bak, transfer ilkesini görüyorum diyor. Şimdi ÖSYM... Yaşama yakınlıkla transferi bu zamana kadar hiçbir soruda beraber kullanmadı sevgili gençler. Aslında senin transfer dediğin şey ne biliyor musun? Senin transfer dediğin şey öğrenmenin transferi. Öğrenmenin transferi. Yani bir bilginin var olan yeni bilgi için kullanılması durumudur öğrenmenin transferi. Özellikle motor becerilerin öğretiminde çok etkin biçimde işe koşulur. Ama hocam bunu bazen ÖYT sorularında ısrarla soruyorlar diyor. Bak illa ayrım mı etmek istiyorsun? Ayrım mı yapmak istiyorsun? Bak ayırayım sana. Bir bana dikkat et şimdi. Sana bir soruda örneğin A seçeneği yaşama yakınlık verdi. B seçeneği transfer verdi.
Tekrar söylüyorum, ÖSYM bu zamana kadar bunu hiç yapmadı. Tamam. Ama A seçeneği yaşama yakınlık, B seçeneği transfer. Neye bakacaksın biliyor musun? Seçenekte gördün. Aynı seçenekte var. Neye bakacaksın? Eğer programın yaşamla ilişkisinden bahsediyorsa yaşama yakınlık, öğrencinin öğrendiğini uygulamasından bahsediyorsa transfer diyeceksin. Yani aynı seçenekte verdiği zaman yaşama yakınlıkla transferde şuna bak. Programda mı, uygulamada mı? Mesela özel eğitim gerektiren bir çocuk için, özel eğitim gerektiren bir çocuk için her okulda bir BEP birimi oluşturulur ve BEP hazırlanır. Bak BEP. BEP bir program değil mi sevgili gençler? Evet hocam. İşte o BEP programı yaşama yakın bir programdır. Eğer özel eğitim gerektiren çocuk BEP'in içindeki kazanımları okulda, yaşamında uygularsa, kullanırsa bunun cevabı o zaman transfer olur. Yani sana yaşama yakınlıkla transferi eğer bir sorunun içerisinde verecekse bu ayrıma bak. Programla ilgiliyse yaşama yakınlık, uygulamayla ilgiliyse transfer, artık karıştırma ihtimalini de bence ortadan kaldırmış olduk sevgili gençler. Değil mi? Net. Karıştırmayalım. Şimdi de kapak düştü Selim. Evet. Şimdi yaşama yakınlık ve transfer ayrımımızı yaptık. Hadi ilk videomuzun son bir öğretim ilkesi daha var. Ona da bakalım sevgili gençler. Altıncı ve son öğretim ilkemizin adı yakından, yakından uzağa ilkesi. Yakından uzağa ilkesi. Hocam bağlantıyı nasıl kuralım? Tek bir şey istiyorum önce. Yakından uzağa ilkesi doğrudan programın esnekliği ile ilgilidir. Programın esnekliği ile ilgilidir. Nasıl yani programın esnekliği ilgilidir? Nasıl yani programın esnekliği ilgilidir? Bak. Öğrenme öğretme etkinliklerinin merkezinde kim var? Birey var. Muhteşem resim yeteneğimle birey. Yazdım. Tamam. Peki desem ki öğrenme öğretme etkinlikleri birey açısından, birey açısından daha anlamlı olabilmesi için, daha anlamlı olabilmesi için hangi açıdan? Zaman, zaman, mekan ve yaşantı anlamında nereden nereye gitmeli? Yakından, yakından uzağa doğru gitmeli. Eğer sen öğrenme öğretme etkinliklerini çocuk için yakından uzağa doğru götürürsen çok daha anlamlı bir öğrenme gerçekleştirmiş olursun. Çok daha anlamlı, çok daha kalıcı. Peki tersi. Sevgili gençler bir şey sorayım. Şimdi burayı boş verin. Burayı boş verin. Şimdi size bir soru. Zihin önce yakını mı hatırlar yoksa uzağı mı hatırlar? Zihin önce yakını mı, uzağı mı? Bir düşünün bakalım. Şimdi bak uzaklaştıkça hatırlama zorlaşır. Uzaklaştıkça anlamlandırma zorlaşır. Mesela size şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin son cumhurbaşkanını söylesem herkes bilir. Bir öncekini sorsam herkes bilir. Bir öncekini sorsam herkes bilir. Ama uzaklaştıkça hatırlama ne yapar? Zorlaşır sevgili gençler. İşte çocuğun anlamlı öğrenebilmesi ve ilişki kurabilmesi için bizim yakından uzağa doğru gitmemiz lazım. Şimdi mesela sen bir öğretmensin. Sen bir öğretmensin. Sen demokrasi kavramıyla ilgili ders anlatıyorsun. Demokrasi kavramını anlatırken direkt gidip meclisten örnek veremezsin kardeşim. Neden? Çünkü önce demokrasi, ailede demokrasi. Örneğin apartmanda demokrasi.
Örneğin mahallede demokrasi. Örneğin işte sokakta, ilçede, ilde. Bu çocuk için daha anlamlı olur. Çocuk bunu gördüğünde daha etkili ve anlamlı bir öğrenme gerçekleştirir. Ya da bak, ya da sen Türkiye'nin tarihi dokusuyla ilgili tarihi yerlere dair bir bilinç oluşturmak istiyorsun çocuklarında. Çocukların nerede görev yapıyorsun sen? Sen örneğin Kars'ta görev yapıyorsun. Tamam, Kars'ta. Şimdi sen neredesin? Kars'tasın değil mi güzel öğretmenim? Kars'tasın. Gidip İstanbul'daki Topkapı Sarayı'nı örnek olarak verirsen anlamsız olur. Yerebatan Sarnıcı'nı örnek olarak verirsen anlamsız olur. Ne yapacaksın? Sen önce Kars'ta öğretmen isen aniden başlayacaksın. Sonra İshak Paşa Sarayı'na gideceksin. Sonra Erzurum'a inip İstanbul'a doğru gideceksin. Bunu yaparsan çocuk çok daha anlamlı bir biçimde öğrenir. Ya da Rabbim bir daha yaşatmasın ama Türkiye'de yaşanan depremler ile ilgili örnekler verirken maalesef 6 Şubat 2023 depreminden başlayacaksın. 6 Şubat 2023'ten başlayıp devam edeceksin. Eğer sen bunu yapmazsan anlamlı bir öğrenme gerçekleştirmemiş olursun. Onun için nedir yakından uzağa? Zaman, mekan ve yaşantı olarak öğrenmenin çocuk için yakından uzağa doğru gitmesi olarak kabul edilir. Karıştırma. Bana dikkat et. Sana bir soruda yakından uzağa ilkesini soracaksa süreci sorar. Süreç. Demokrasi konusuna ele almak isteyen bir öğretmen, Türkiye'de yaşanan seçimlere ilişkin öğrencilerine bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda 31 Mart 2024 yerel seçimleri, akabinde 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri, akabinde 2018 şu bu diye devam etti, süreci sorar. Sana süreci sorarsa yakından uzağa, dikkat et, tuzağa düşme. Ama sana son olanı sorarsa, bak son olanı sorarsa, son olanı sorması seni güncellik, aktualiteye götürür. Mesela bir öğretmen Türkiye'de yaşanan depremlere ilişkin örnek verirken 6 Şubat 2023 depremini örnek vermiştir. Son, güncel. Ama depremleri 6 Şubat'tan başlayıp önceye doğru sıralarsa yakından uzağa. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin son cumhurbaşkanını söylemek güncelliktir. Ama cumhurbaşkanlarımızı en sondan en başa doğru sıralamak bizim için yakından uzağa ilkesi olarak geçer. Dolayısıyla en son güncel süreç nedir? Yakından uzağa. Ha, hocam istisnası tarih dersi istisna olabilir. Tarih dersi bir neden sonuç dersidir sevgili gençler. Bunun için yakından uzağa doğru gitmez. Tarih hep nereden gelir? Uzaktan yakına doğru gelir. Sebebi ne? Neden sonuç, yani analitik düşünme. Dolayısıyla tarih dersini yakından uzağa ilkesinin dışında istisna olarak ne yapabilirsin? Düşünebilirsin. Tarih dersi yakından uzağa ilkesine istisna bir ders olarak ne yapılabilir? Tanımlanabilir. Olmaz ama hocam ben bunu yaşama yakınlıkla karıştırırım. Hayır. Bak burada senin öğrenilen bilgiyi kullanmandan bahsetmiyorum. Mesela sen öğretmensin, bu beni ilgilendiriyor. Benim dersi işlememi ilgilendiriyor. Ama yaşama yakınlıkla senin o bilgiyi kullanmandan bahsediyorum. Dolayısıyla yaşama yakınlıkla yakından uzayı lütfen birbirine karıştırma. Aslında bizim açımızdan hiçbir alakası kesinlikle ve kesinlikle yoktur diyeceğiz sevgili gençler. Tamam? Dolayısıyla bizim için çok önemli 6 öğretim ilkesiyle birinci videomuzu tamamlamış oluyoruz sevgili gençler. Bir sonraki videomuzda, ikinci videomuzda öğretim ilkelerini bitireceğiz. Bak, ikinci videomuzda öğretim ilkelerini bitireceğiz. Sonra öğretim ilkeleriyle ilgili soru çözeceğiz. Daha sonra kitabımızdaki doğru mu, yanlış mı, yanlışsa doğrusunu etkinliğini tamamlayacağız. Yani her üniteden sonra hem soru çözümümüz hem de doğru mu, yanlış mı, yanlış mı, yanlışsa doğrusunu etkinliğimizin
çözümü yer alacak sevgili gençler. Dolayısıyla ilk videodan sizi sevgiyle selamlamış oluyorum. Mutlu kalın, esen kalın, sevgiyle kalın. Kendinize dikkat edin. İkinci videoda görüşmek dileğiyle.